Merhaba. Bugün elinde bunu görünce ben biraz şaşırdım ama. Neden? Benim ne kadar usta bir... Hayır, hayır, hiç. Şu anda bir de şunu gösterdin dedim, ben bunu açacağım. Evet, ben bu görmüş olduğunuz PlayStation'ı açacağım. Bu çok pahalı değil mi? Maalesef, evet öyle. Sen bunu nasıl açacaksın? O kadar açmayacağım lan. Yani ciğerini nasıl sökmeyeceğim yani. Kabını sökeceğim sadece. Ya yani olay şu, bu SSD'yi bunun içine takacağım. O sırada da oyun bağımlılığımla alakalı muhabbet ederiz. Oyun bağımlısı mıyım lan ben? Evet. Sen bir bağımlısın. Bir şöyle görmedim kendimi. Görmez zaten. Hiçbir bağımlı görmez ki. Hiçbir bağımlı ben bağımlıyım demez yani zaten de. O zaman hepimiz bağımlı olabilir miyiz? Olabilirsiniz. Ne alakası var canım? Mesela bağımlılığın tanımı nedir? Yani ne olarak, ne olunca bağımlı oluyor? O olmayınca yoksunluk hissediyor musun? Oyun olmayınca bir yoksunluk hissi geliyor mu sana? Evet lan geliyor. İşte bak aslında. Çünkü geldiğini şuradan biliyorum. Ay bu ay hiç oyun yok. Ay bilmem ne şöyle böyle. Sen bazı ayları falan hesaplıyorsun. Evet. Hangi oyun ne zaman çıkacak ona bakıyorsun. O yüzden sen bir oyun bağımlısısın aslında. En iyisi yardım edeyim mi bebişim? Senin eline hiç yakışmadı biliyor musun ya? Şöyle bir çekin de usta. Hiç yakışmadı ya. İş başında bir usta görün yani. Ya şunu söylemek istiyorum. Enes'in böyle şeylerle hiç işi yok. Bakın tornavida tutuşunu anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nasıl tutuyor, gördünüz mü? Kızım evde makine var, makineyle yapıyorum ben bunu. Hayır, normalde. Hayır makinesi, bebeğim makinesi geçim senin. Ben makine tutuşunu da gördüm. Nereye basacağını bilmiyordum, ben öğrettim. Nereye basacağını. Bakayım abi. Oğlum ne elimden alıyorsun lan? Elimden niye alıyorsun? Ver ben yapayım. Ben şunu tutayım abi. Ben yapayım bebişim. İki elle şey ben yapayım. Daha rahat yaparım gerçekten. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Siz var ya, size ben inanamıyorum ya. Siz benim gibi usta bir oyuncu. İnanılmaz ya. Ya çok kötüdür. Bir kere evdeki hiç en ufak tefek böyle hani tamir edilmesi gereken şeyleri falan. Enes asla hep şöyle der. Allah. Çok övüyorum şu anda. Ne oldu? İnanamıyorum. Al. Tak diye yaptım. Çıktı. Çıkar tabii. Pis bu yani, ne yapacağım? Asla yani en ufak böyle tamir edilmesi gereken şeyleri bile yapamaz ve der ki birisini çağıralım, birisini çağıralım. Ya bunun için birisini mi çağıracağız derim. Ki ben genelde her şeyi halledebiliyorum bu tarz şeylerde. Sonra ne oldu? Benim bak her saniyem değerli şeymiş. Her saniye. Anladın mı? Sonra ben yapacağım zaman tamam ben yapacağım diyor. Benim yapmama da izin vermiyor. Bilmiyorum ne zoruna gidiyorsa ben yapsam ne olur yani. Hani benim yapmamda ne var ama. İşte bu zoruma gidiyor. Ben yapacağım zaman hemen zoruna gidip tamam yapacağım diyor. Aşağılanıyorum. Ay hiç eline yakışmıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Her şey daha kötüye gidiyor. Ya çok korkunç şeyler yaşıyoruz bilmiyorum. Benim yapmamda ne var ki? Ben yapsam ne olacak? Niye? Yani ben ev işleri şey yapamaz mıyım? Ev tamirat edemez miyim? Bir iş yapar mi? 40 yıl başıma kakar sonra. Hissediyorum. Hayır ya öyle ben bir şey olamıyorum. Anlatıyorsun bile şu an baksana. Bir de yapsan ne olacak yani? Şu anda anlatacağım. İyi de ben kendim bekar yaşarken her şeyi kendim hallediyordum ki. Duyumuyu değiştiriyordum ben. Helal olsun sana. Duyuda da bir şey yok yani değiştirmekte. Bunu nasıl sökeceğiz? Neyse tornavida tutuşum gözüktü. Onu önce bir ters çevir abi. Yani logo altta kalsın. Logo altta kaldı. Evet. Zaten şu anda çıkarsan hiçbir şey değil biliyor musun? O onun sadece desteği. Şimdi, sağ ol. Ya daha bir şey sökmedik sana onu söyleyeyim de. Şu kenarlarından tutarak böyle hadi çok kanırtmadan bir yerinden oynat. Bir klips olması lazım orada. Ne diyorsun be? Şunu mu diyorsun? Ya o bir tık diye oynayacak ondan sonra. Al sen yap ya. Dur. Bakayım ben. Kızım o seyretti klipsi molipsi falan. Baktı videosuna nasıl yok yapayım. Şey değil ya öyle araba kaputu gibi değil. Böyle tık edecek yani ondan sonra kaydırıp alacaksın. Kaldır bebiş. Oğlum benim elimde kalırsa ben bunu... Benim elimde kalırsa ben yazık ya. Senin kimin ağzını... bu kimin? Benim. O zaman onun elinde mi kalsın? Onun elinde kalsın. O zaman benim elimde kalsın. Kızım senden parasını alamam ondan alırım. Al. Hele bir yanlış hareket ettin. Onun sökülecek hiçbir şey yok mu acaba? Ben yok buradan ya. Ha kalktı mı acaba bakayım? Enes ya. Enes bir şey yapmak zorunda mıyız? İlla bunu takmak zorunda mıyız? Evet ya. Enes ya birisini çağıralım. Evdeyken bana hep söylediği şey söyleyeyim. Enes birisini çağıralım. Yetkili birisi gelip taksın aşkım ne olur. Ya arkadaşlar gereksiz erkek triplerine girmene gerek yok. Yani bu işte ben yaparım erkeğim bilmem ne. Tüm kadınlar bundan şikayet eder benim gördüğüm. Hani genelde çiftlerde erkek tarafı bir şey yapamamayacak olmasına rağmen ya ben yaparım yani, deyip yapmaya çalışıyor. Erkek tarafı da vida sıkabilmeli bence. Arkadaşlar bence bu önemli bir meziyet. Ben vida sıkamıyor muyum ya? Bebeğim sıkıyorum biraz. Tornavidayı tutarken garip olsa da sıkıyorsun tabii. zorla sıkıyorsun. Erkeklik onurum ayaklar altına alındı bu videoda. Bu videoda toparlayacak hareketler yapacağım izleyin. Ya saçmalamayın öyle bir şey yok. Ya ayak takar mıyım acaba... ben sence böyle şeyleri? Umurumda olur mu sence böyle alınmadı bebeğim ya. Evet tabii ki de. Sen çok iyi oyun oynuyorsun ama öyle düşün. Evet ben çok iyi oynuyorum. Çok iyi oyun oynuyor. Ev işi yapamıyor olabilir, tamirat işlerini de yapamıyor olabilir ama çok iyi oyun oynuyor. Evet. Boşver patron yapma. Sonuçta evime bakıyorum. Ne yapıyorsun? Aileme bakabiliyorum. Önemli olan bunlar değil midir? Şebnem için gidiyor senin yavrum. Sen öyle yapılıyor da şu an. Yap ya yap bir şey olmaz. Değil misin? Senden değerli mi ya yap oğlum. Senden değerli bu arada. Benden net değerli bu ya. Tabii o net. Ay gelmiyorsa çekmeyeceğiz demek ki. Belki diğer tarafını çekelim, diğerini şöyle, çekelim. Ben videodan önce dedim ki, oğlum dedim şunun videosunu seyret de kolay olsun yapalım dedim. O da dedi ki abi seyrettim çok kolaymış ya dedi. Müdahale edeceğim. Adam şöyle yapıyor tık diye çıkıyor. Bir de ben yapabilir miyim? Başka bir şey yapma. Bir de ben yapabilir miyim? Kızım peki, sen yapma. Şu mu? Şu belki şunu çıkartacak. Şunu hayır. Yani logosuz olan tarafı çıkarmamız gerekiyor. Bunu buradan böyle kaldırıp telefon kaplarını kaydırıp. CD'nin olduğu yer mi emin misin? Ya içeride görüyorum ben zaten çıkması gereken şeyi.
İyi de çok saçma, niye öyle kaldırıp çıksın ki? Bence bir mantığı yok. Bence çok nazik davranıyorsunuz. Öyle mi? Dur ben deneyeyim ya, o zaman. Oradan değil, oradan değil. Hayır, hayır. Ne olacak ne ki? Ne yapıyorsun? Kıracaktın az kalsın. Ya saçmalama. Ay, kırmayacaktım. Tamam, evet oradan değil tabii ki de. Nereden kanırtıyor adam? Abi şu kapağı şöyle kapak açar gibi açıyor. Ondan sonra kendine doğru, şu an yani sana doğru çekiyor. Enis yapma yapma, sen kıracaksın. Sen hiç nazik davranamadın bebeğim. Abi, o dedi de yapacağım. Gel o masrafını ona yazacağım. Hayır, hayır. Birazcık bekle. Başka bir videoya daha bakalım. Başka bir videoya daha bakalım buna. Allah'ım inşallah açabilirim. Hadi bakalım neyi bekleyeceğim. Böyle mi gerçekten? Ne başka videoda mı böyle? Gibi. Öyle öyle ya. Gerçekten öyle. Açıyorum. Hazır mıyız? Montajını gösterdim, ona bakıyorum. Başka bir yerden de izleyeyim dedim mi? Hah. Çekeyim mi? Bak şurada şeyi var Enis. Bak şurada gördüğüm şeyini. Beyaz altılığını görüyor musunuz? Evet orada? Evet. Çekeyim oğlum, mi? Oğlum yanlış şey seyrediyorsun ya. Takmayı boş ver, takmayı yaparız. Yok ben onu izledim zaten. Ha, açmayı şu yapamadık. Bir dakika, doğru yere mi atıyorum? Bir daha bak, bir daha göster. Doğru yer, doğru yer bak. Ama bak bu CD-ROM'suz, onu söyleyeyim. Bunda bir CD şey yok, slotu yok, böyle şişik. Ben deneyebilir miyim? Dene abi. Hadi kırın da rahatlayalım yani. Ya nasıl olacak bu iş? Oğlum kırarsanız ağlarım lan. Abi yok, custom kapak alırız, gene takarsın bir şey olmaz. Kapaksız daha güzel zaten. Kırılsa da bir şey olmaz. Basacak hiçbir yeri yok değil mi? Hayır lan. Hayır, onu yapma bence. Bence onu yapma. Bunları koyacağız değil mi videoya bu arada? Logolu yerden açıyor. Değil öyle mi? Mi? Evet. Arkadaşlar yanlış yeri kanıttırdık. Ben söyleyeyim, CD-ROM kısmından olur mu ya? Yanlış yeri kanıttırdık. Ya iki kapak da aynı şekilde çıkıyor zaten. Olur mu şey abi CD-ROM kısmından ya? İki kapak da açılıyor. Bir daha bakacağım. Oradan değil mi acaba? Oğlum işte bak. O ama Japon açtığını abi, görelim. Yapma. Belki de açmıyordur. En iyisi tuttuğunu görüyoruz ama açtığını görmüyoruz. Dur, dur. Allah'ım kırılacak. Ya tamam hadi ben kırmayayım, sen kır. Bizi kıracak abi. Kim kırılacak ona karar veriyoruz. Ne? Ya adamın açtığı yerde mi bizim SSD slotu? Çünkü MSI videosunda logosuz yerden açın diyor direkt. Baksana aynen. Abi tak diye çıkarıyor bizi. Ya tamam ya, dur bir dakika ya. Dur bir dakika, ben bunu çözeceğim ya. Yeter artık ya. Eşek kadar insanlar şurada, bir şey sökemedik. Ben şuradan tutayım, sen öbür taraftan tut. Bence. Nereden tutayım? Ben şöyle tuttum. Hadi hepimiz tutalım. Tutuyoruz bebeğim, hadi çek. Oğlum bunu emin miyiz lan? Bu çok saçma, bu kadar kasılmıyor olması lazım. Hayır, hayır bu çok kötü. Çıkarı herif ya. Aa ben tüm kuvvetimi uyguladım, olmadı. Abi ne? şunu kullanarak açabilir miyim? Ya of çok stresli, ben istemiyorum işte böyle bir şey yaşamak. 15 bin liralık kumar oynuyorum şu an, gel abi. Ya of. Oğlum 15 bin lira geçtim, sektörde bulamıyorsun ki. Bulamam ya, yani. Ayrıca bir şey olmaz zaten ya, başka kapak alınır, ciddiyim yani. O kapak nasıl kapağı çok nereden alacağız? Ha kapağı nereden alacağız tabii, o bir soru ama custom kapaklar var ya. Kapağı alamayacağız, çirkin bir şey olur işte gene evimizde. Bu mu derdimiz ya? Gördüm abi, gördüm. Çirkin bir şey olmuş mu evimizde? Ne bileyim, bu güzeldi. Neyi gördün oğlum? O kapak benim var ya, ağzımda patlayacak hissediyorum. Sonra şey yapamayacağız, sakamayacağız. Çıkması bak. Gereken şeyi anladım ben ya. Hakikaten şey değil. Evet orada beyaz bir şey var da başka bir yerde daha var büyük. Ama şeydir zaten hani hepsi aynı anda açılmaz. Hani bütün her taraftan aynı anda çıkartayım dediğin zaman inanılmaz bak, güç uygulamam bak, gerekiyor. Bak ben onu çıkarttım. Hangisi çıkardı? Ben çıkarttım. Ay bu tık diye geldi ya. Allah leş. Tık diye geldi evet. Ya Şebnem bu mu şu an sorunum? Ya leş Allah Allah yani. Ne? Ben ne konuşayım Şebnem, ya? Şebnem bu mu PlayStation nesini konuşayım ben? Of Allah'ım çok şükür yarabbim ya. Ay gerçekten çok gerildim ben de, biliyor musun? Ya bu arada şey çamaşır makinesi kapağı gibi bir şey ya hakikaten. Yani hiç basit bir şey ya. Yani. İlk sefer çok zor oluyor arkadaşlar. Sonra alışınca kolay geliyor ama. Ya işte korkak olunca bir de çoğu yapamadık işte biz korkaklığımızdan. Az önce ne? Ha tamam. Ben de gene bana bok atacağım sandım. Hayır sana bok atmadım. Benim aşk olsun. Bana bok atacağım sandım. Evet şimdi ne yapıyorsun Enis? Şimdi yavrucuğum SSD'sini takacağım. Bunun tamam, bu boyutunu, ne demek yani? Ne yapacağız bununla? Yani bunu takınca 2 terabayt daha arttıracağım. Neyi? Hafızasını. PlayStation 5'in hafızasını. Ha, oyunlar daha fazla mı oyun olacak içinde? Evet daha fazla oyun indirebileceğim için, aynen öyle. Bu sayede daha fazla para harcayabileceğim yani. Ne kadar harcıyorsun sen? Neye? Oyuna. Hangi oyuna? PlayStation'a. Ne oyunu? Ben oyun mu oynuyorum diyecek şimdi biraz. PlayStation'a ayda yılda oyun alırsam anca alıyorum ya. Ha iyi değil mi? Yani çok paramız gitmiyor değil mi? Neye? Oyuna. Oyuna! Hangi oyunlara? Ya bilgisayar, PlayStation, Xbox bilmem ne artık neyse yani. Hepsine komple mi? Hepsinden bahsediyorum. Çok değil. Kime göre? Az sen da bir söyle değil. Ben karar vereyim. Çok mu değil mi ben karar vereyim. Mesela bu ay biraz... Enise göre olmayabilir çünkü. Geçen ay mesela hiç harcamadım oyunlara para. Aferin. Ama geçen ay konsol aldım, Steam Deck. Evet biliyorum zaten. Onun fiyatını hiç öğrenmek istemiyorum. Öğrenme zaten boş ver. Onun fiyatını hiç öğrenmek istemiyorum. Benim kalbime iniyor. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı yeniyor. Benim kalbime iniyor. Buraya sökeceğim değil mi? Hayır. Bu arada bak videoyu şey yapmışlar, o da çok enteresan. Minnak çok tatlı. Mi yapmışlar? Ya abi hiçbir şey bilmiyor ya. Hiçbir şey. Minnak yapmışlar değil mi? Çok minnak. Şimdi yakın çekersem onu neden bahsettiğimi anlayacak insanlar. Şimdi Şebnem'e de göstereceğim utansın diye. Yıldız. Ha PlayStation şey koymuşlar. Tamam. Tamam karesini, ikisini, miksini koymuşlar ya. Görebiliyorsunuz biz bu arada. Karesi, x'i falan var şeyde görüyor musun? Evet. Yanlarında. Bu SSD'nin slotu şuraya gelecek şekilde evet. Yapacağız. Evet diyor ya. Oğlum sen...
Ne ben diyorsun? Mesut Çelik'e bağladım değil mi? O bence tık diye oturacak oraya ya. Evet, her şey tık tık. Bu da tık yaptı. Sizce tık oldu mu? Oldu, oldu. Geldi ses, duyduk. Değil mi? Evet. Ne oldu? Bir vida çıkıyor mu onun içinden? Yok. Vida var zaten bak burada. Şu vidayı sökeceğiz. Ha tamam. Onu o tarafa takacağız %90. Ha evet. Nasıl? Oha oğlum. Not kap getireyim istersen. O ona olursa o da helal olsun diye. Bir dakika, onu niye söküyoruz ya şu anda? Diğer tarafı SSD'yi sabitlemek için. Ben getireyim mi benimkini? Olur, ben de getirdim set. Sen de mi getirdin? Arkadaki çantayı atabilecek misin oğlum? Dur ben alırım, ben alırım, ben alırım. Sen onu şey yapma. Arkadaşlar, televizyonu boş değiliz yani. Boşta gelmedik. Bu arada evdeki tüm bu alet edevatları da ben aldım. Çok güzel bir alet çantası yaptım kendime. Seviyorum ben böyle şeyleri. Bu matkabı falan hani zız daha rahat kullanabilmek için onları aldım. Bir sürü bu yıldızlı olan tornavidaları, hepsinde, çekiçleri falan hepsini ben aldım. Sen var ya, beni çok aşağıladın ama bu tornavidalar, sen kaç kere tuttun bu tornavida hayatında? Bebeğim tutmak istedin mi? Sen her seferinde ben yaparım diye elimden alıyorsun ki. Yaptım. Ben her yapmak istediğimi elimden alıyorsun yani. Her seferinde de yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tereyağdan kıl çeker gibi. Bu şeyi babama da tak o zaman. Babamın şeyine de PlayStation'a. Biraz garip oldu. Demem de. Şevli'nin babası hardcore bir oyuncudur ha. Yani oyuncu oldu. Evet. Enis sayesinde. Ailemizi ocağın incir ağacı diktin. Şu anda annem çok mutsuz. Çünkü babam annemin gözünün içine bakıyor. Yatsın da oyun oynayayım diye. Vallahi evet. Sonra sabahlara kadar oyun oynuyor. Bu arada az buz değil. Last of Us, Uncharted, serisi, Tomb evet. Raider, onlar Resident Evil serileri falan. Hepsini oynadı. Third person shooter oyunları hepsini oynadı. Peki Şebnem, baban bir vida takmak konusunda bu kadar zorlanır mı? Hayır hayır, kesinlikle. Ben hiç babamdan böyle görmediğim için zaten çok şaşırıyorum. Çok şaşırıyorum yani. Şu ya, üç tane el var orada ama. Lan oğlum bir durun, elim parmaklarım dolma benim, anladınız mı? Kolay sığmıyor öyle yerlere. Onu zaten niye çıkarttık hiç anlamadım. Ya işte tamam, bak tamam, Şebnem de tornavida tutuyor ama bunu anlamıyor mesela. Ya hayır işte. Tamam hadi yapın. Şimdi ben senin rezilliğini anlatayım mı? Neyi? Geçen gün bir Ikea'dan mı almıştık? Evlendiğimiz zaman bir kitaplık aldık, bir de şey aldık. Ha, ayakkabılık aldık. Şey bir oldu. Kitaplığı montelemesi var kardeşiyle beraber. Ben hatta bu kadar kötü bir kitaplık montesi görmedim yani. Kullanılıyor öyle oldu. Mu? Kullanılıyor. Kullanılması sebebi de şu, taşınırken onu söküp bir daha yaptılar. Aynen, alakası yok. Sen ayakkabılı yapamamış nasıl? Yamuk yumuklu kapanmıyordu. Yalan söyleme, ayakkabılıyı çok güzel ben yaptım. Ben şöyle bir hata yaptım işte evleneceğimiz zaman. Dedim ki bir sürü eşya aldık hani bunları. Hani filmlerde görüyoruz işte badana yapıyorlar, birbirlerinin yüzüne sürüyorlar işte eşyaları. Ben de öyle romantik olur diye dedim ki hayır hayır biz monte ederiz dedim. Yani gelen İzlemiş her şeyi. İzlemiş iki tane romantik komedi filmi. Geliyor burada bana. 5 saat montaj yaptık orada. Aynen. Ondan sonra ay ama nasıl bir şey. Zaten çalışıyoruz hafta içi. Hafta sonları sabah 10'da gidiyoruz. Akşam 10'a kadar montaj yapmaya çalışıyoruz. Elimize alet edevat yok. Böyle işte bu tornavidalarla falan böyle sıkmaya çalışıyoruz. Çok korkunçtu. Hiç de romantik olmamıştı. Sonradan dedim ki ya lanet olsun. Hatta biz ikimiz yapamadık. Sonra... Kendisi de yardım çağırdık. 3 kişi falan daha geldi değil mi yapmaya? 3 sonra... kişi hep beraber. 3 kişi 3, 2, 5 kişi yaptık ya beraber. Şunu dedim peki keşke ustasını çağırsaydık da o yapsaydı diye. Ama bebeğim romantik olabilirdi. Sen romantikleştirmedin ki onu. Bebeğim nasıl romantik? Çok şey oldun sen. Bir anda stres oldun. Yalancı. Ben yaptım. Benim ellerimde az önce gördüğünüz eller. Taktık. Kapağını kapatmadan önce bence bir deneyelim. Ondan sonra şey yaparız. Nasıl deneyeceğiz? Sonra kapağını takalım. Hani belki okumayacak SSD'yi. Nereden anlayacağız? Okur mu lan? Okumazsa ne yapacağımızı biliyor muyuz? Bir şey yanlış takmışızdır diye düşünüyorum yani. O kapaktan evvel SSD'nin kapağını. Bunu kapatmanız lazım önce. Evet. Yanlış mı düşünüyorum sizce? Kapatalım mı her şeyini? Ya SSD kapağı kapalı olsun. Belki bir devresi mevresi vardır. Temas etmesi gerekiyor. Diğer kapağını kapamaya gerek yok. Sen hiç bilmiyorsun bu işleri ha. Ben sana söyleyeyim. Ya bunda öyle bir şey yok. Belli zaten de. Gene de garanti olsun. Sen bir sallıyorsun gibi oğlum sanki. Vallahi 10 numara taktık ha. Güzel oldu lan. Zaten evet. Çok basit bir şeymiş ki. Saatlerdir uğraşıyor işte. Onu şimdilik takma. Yo takacağım. Peki. Zaten tekrar, tekrar çıkartıyoruz. Nasıl çıkartıyoruz? Bence de biz 10 numara işe. Üstün Japon teknolojisi çak zaten. Çakkarlıcım. Hoppa. Ben tek başıma yaptım. Çakkarlıcım. İşte bu be. Ben çok destek oldum ona bence. Gerek sözlerimle gerek motivasyon konuşmamla destek olduğumu düşünüyorum. Şimdi takamayacak mısınız? Tık yapması lazım. Ben her şey tık tık. Çocuğumuza mesaj vermek istiyorum. Henüz şu an buradasın ama büyüyünce annenin psikolojik baskısına dayanman lazım oğlum. Onu var ya ha 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 diyecek sana hu 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 diyecek. Çocuk eline ilk tornavidasını alacak. Diyecek böyle tornavidan tutulur diyecek. Gülecek videolarda sen de dalga ya. Geçecek. Olabilir ama anneler hep doğruyu söylemekle mesul. Kusura bakma oğlum. Annem bana öyle dedi çünkü. Biz de seninle oturup bir odaya geçip annenin zulmünden kurtulmak için ağlayacağız. Bir odada gitti mi diyecek baba annem. Gitti mi diyecek. Ya hayır ya. Diyeceğim. Enişte kadar oğlum, kötüsü. Gitmedim. O yüzden avizeyi değiştiremeyiz. Bekle gitsin öyle değiştirelim. Bize gülecek yoksa diyeceğim. Ben değiştirmiş olurum siz gelesiye kadar. Ben zaten hallederim ki. Hep arkanızı halleder ben Allah. Topluyorum yani. Allah halleder. Senin arkanı çocuğunkisinde büyük ihtimalle ben toplayacağım. Şey işte böyle bir kadın ne yapsın. Arkamı sağ olsun. Oldu mu Enis bu? İşte bu arkadaş da bizim teknoloji konusunda
yardımcı oldu da iki el. PlayStation'ımıza 2 terabayt takabildik. Alarımız açıldı yani. Evet. Sanki şey gibi oldum. Allah razı olsun ağabey. Şimdi bir şey soruyorum. Kapağı kim açtı şimdi hakikaten? Beraber açtık. Evet, ikinizin de eli vardı da ben o yüzden şey yapamadım. O açtı, o açtı. Benim ya, hakkını verelim, o açtı. Bir şey de diyemiyor. O açtı ya. O ha, açtı iyi ki ama... varsın Baturhan, yoksa saatlerce biz ihtimalle kapak açmaya çalışırdık. Bizde bir gerdi yani. Bir şey soracağım, şu altında daha takacaksınız tamam mı? Bir deneyin isterseniz. Altına takalım, her şey tam olsun lütfen. Söktürecek. Bence altına en son takalım ya. Altına hakikaten en son takalım. Peki denediğimizi gösterecek miyiz? Ha, hadi gösterelim. Hadi gösterelim. Sonuç. Oldu. Evet. Şu anda biçimlendireceğim. 2 terabaytlık şeyi takmaya başardık. Şey bir şey işte bu be. Evet, bu şekilde takabilirsiniz. Okuma hızı çıktı bu arada. Bayağı iyiymiş lan okuma hızı. Bu da böyle bir ev işi yaptığımız video oldu. Çünkü bizim ev işlerimiz böyle, yapacak bir şey yok yani. PlayStation aç, içine bir şeyler sok. Ondan sonra kapat. Bu şekilde. Teşekkürler. Hoşça kalın.